2018 yılında seçim sürecinde Haziran ayında kardeşim her zamanki gibi rutin sabahları çıkar. Onu evde tutamayız. Yürüme ve konuşma engelli zaten, spastik. Ama sürekli yere düşer, kalkar, bu şekilde gezinir, gelir. O günde gidiyor, bakıyor ki pankartlar var. Pankartlardan birini, Cumhurbaşkanı'nın resmi olan pankartı duvardan söküyor ve yırtıp yere atıyor. Sonrasında bunu şikayet eden biri AK Parti'nin koordinatörlerine haber veriliyor ve zaten onların ifadeleri de var. Kamera kayıtlarını izledik, engelli olduğunu gördük. Cümleleri geçiyor ifadelerinde. Sonrasında mahkeme açılıyor. 4 senedir biz bu mahkeme süreciyle sürekli gidip gelişler yaşadık. %90 engelli olan Barış'ın mahkemeye çağrılması. %90, yani şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin bize vermiş olduğu karar şeyinde de yazıyor, raporunda da yazıyor. %90 engelli ve bu çocuğun ceza alma lüksü yok. Ceza alma olayı yok. Mahkeme kararınca zaten bu ortada. Doktorların vermiş olduğu kararlar. Bizi üzen nokta, 4 senedir bu çocuğu oradan oraya sürüklemeleri, yok işte yeni raporların alınması, yok işte mahkemeye çıktıklarında annem ve babamın mahkemeye alınmaması. Biz bile kardeşimizin konuşmalarından zor anlarken bir ülkenin hakimi, %90 engelli bir çocuğun konuşmalarından ne kadar anlayabilecek, o cevaplarını kayda nasıl geçecek, biz onu merak ediyoruz. Yani şu an verilen ceza, Adana Şehir Hastanesi'nde yatması cezaevi süreci gibi olacak. Annemlere de buraya karakoldan geliyorlar bundan 5-6 gün önce. Biz diyor rapor için götüreceğiz. Tabii şey olduğunu söylemiyor, hastanede yatış olacağını söylemiyor. Annemler Barış kullandığı için ilaçlarını, sabah erken uyanamıyor o ilaçlar üzerine. Uykudan uyandırıyorlar, 9'da kalkıp götürüyorlar. Oradaki başhekimin kullandığı kelime, annem diyor demek ki bize söylemediler diyor başhekime. Annem demek ki diyor kandırılarak getirildik biz buraya diyor. Arkasından işte şu an yatağımız, boş yatağımız yok hastanede. Biz bayramdan sonra aldıracağız. Burada tedavi sürecini de bize söylemiyorlar. 3 gün mü sürecek, 3 ay mı sürecek, 5 ay mı sürecek? Bunu bize söylemiyorlar. Ama neyin tedavisi yapılacak onu bilmiyoruz. Yani Barış'ın raporları ortada. Barış'ı sevdirme tedavisi mi yapılacak? Ben anlayamadım. Yani o afişi yırtması, Barış'ın cezasının bu olmaması gerekiyor. Bizim şu an hukusal anlamda hangi yola başvurursak artık durmayacağız. Çünkü biz bugüne kadar Barış çok etkileniyor diye basına yansıtmadık. Açık konuşalım. Yani Barış'ın engelli cümlesini hala Barış kabullenemiyor. Biz bundan dolayı basına yansıtmadık ve biz bu şekilde mahkemelerde süründürebileceğimizi de düşünmedik. Bundan dolayı oturduk, ailemizde karar verdik ve basına vermek istedik. Kardeşiniz 2018'de seçim arifesinde duvarlara asılan afişler içerisinde Cumhurbaşkanı'nın afişi de varmış. O araları maaşı kesildiği için tepki olarak, benim maaşımı kestiler, niye maaşımı kesiyorlar tepki olarak o afişlerden bir kısmını yırtarken Cumhurbaşkanı afişinin bir tanesini de almış ve yırtmış. Bundan sonra bir dava açılmış, bir şikayetçi olmuş, dava açılmış ve dava sonucunda şu andaki konumuna, durumuna, sağlık durumuna bakılmadan ki %92 engelli raporu olmasına rağmen, çünkü hiçbir ihtiyacını kendisi gideremiyor. Tuvalet ihtiyacını karşılayamıyor, yemek yiyemiyor, su içemiyor. Annesi ya da ablası yardımıyla yaşamını sürdürüyor. Hastanede tecrit odasına koyacaklar tabiri caizse. Yüksek güvenlikli, akıl hastaneleri hastalarının falan kaldığı bir yer hastanede söz konusu. Oraya götürmeyi düşünüyorlar. Bu yani sadece insan için değil, ne insan haklarına sığar bir şey, ne adalete sığar bir şey, ne de hukuka sığar bir şey. Bir insanı oraya götürmek demek, Barış'ın durumundaki bir insanı oraya götürmek demek, bunu katletmek anlamına gelir. Onun için böyle bir şeyin yapılmaması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz ve Barış'ın oraya gitmemesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Zaten
kim götürürse götürsün orada bir gün bile kaldıktan sonra orada kalacak durumda olmadığını herkes zaten görür. Ama buna rağmen şu ana kadar işleyen çark doğru işlememiş ve ciddi bir hukuksuzlukla, ciddi bir adaletsizlikle, ciddi bir haksızlıkla yüz yüze kalan bir kardeşimiz. Onun için kendisini ziyaret ettik. Yaptığı herhangi bir şey yok. Bilerek yaptığı herhangi bir şey yok. %92 engelli. Hiçbir sorunu kendisi çözemiyor. Tekrarlamak istiyorum. Ve orada bir tepki olarak maaşının kesilmesine, engelli maaşının kesilmiş olmasına tepki olarak böyle bir eylemde bulunmuş.